Erdoğan'ın Almanya ziyaretini çok önemsiyordunuz zaten siz. Gitti Almanya'ya. Bir yazı da kaleme aldı, evet. Almanya gidişi makalesi var. Biraz açalım. Almanya'dan ne gibi, nasıl diyeyim, kazanımlar elde edebiliriz. Bir de buna şeyi de bağlamak lazım. Euro 2024. Ülke bugün belli oluyor saat 15.45'te. Türkiye ve Almanya var. İki ülke var. Biraz bunu da onun içine de katarak biraz yorumlamakta fayda var galiba. Erdoğan'ın çünkü Euro 24, 2024 mesajı da var. Evet, buyurun. Şimdi tabii Almanya, hani Türkiye Cumhurbaşkanı Almanya'ya zaten hani bir ziyaret yapılırken olumlu mesajlar verilir ama Almanya'da da bir takım değişikliklerin olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Almanya daha önce Türkiye'ye karşı daha sert, daha milliyetçi tavırlar sergiliyordu. Çok bu tür tavırları medyada daha fazla yansıtıyordu. Sonra seçime girdiler. Sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın birçok yerinde ırkçı partilerin yükselişi ortaya çıktı. Buna Almanya'da dahil. Şimdi böyle olunca dediler ki, hop bir dakika, biz ne yaptık ya? Yani hatırlarsanız Hollanda krizinden sonra tartıştığımız bir şey vardı. Deniliyorduk ya, sadece biz değil tabii bunu, yani ciddi entelektüel çevrelerde de, siyasi çevrelerin de dışında tartışılıyordu bu. Bir yerde eğer bir söylem güçlendiyse, marjinal bir söylem güçlendiyse, sol ya da ırkçı fark etmiyor. Ana akım partiler, ana akım siyaset bunun bir kısmını sahiplendiğinde onları zayıflatabilir mi? Yoksa aslı varken onların bunu yapması, kendi o ana bloktan marjinal partilere geçişi, kaçışı, ki artık bu demek ki bunlar da söylediğine göre bunların söylediği çok marjinal değil yani, demek ki normal bir şey, dedirttirir mi? Bu tartışma çok önemli bir tartışma. Ve o tartışmada geldiğimiz nokta, ana akım partiler marjinal partilerin söylemini ne kadar sahiplenirse marjinal partilere o kadar fazla yarıyor bu iş. İsveç gibi bir ülkede ırkçı parti ciddi bir oy oranına sahip oldu. Şimdi sıra Norveç'te artık, Finlandiya'da filan yani. Şimdi ırkçılık için ihtiyacı olan, yani herhangi bir zorlaması yok. Biz filan milletiz, bak şunlarla yedi düvelle savaştık, şunu yaptık, bunu ettik, herkes bize saldırıyor, dört bir yanımız düşmanlarla çevrili filan. Yok böyle bir şey İsveç'te. Norveç'te de yok. Göçmenler işte aldı başını gidiyor, herkes gelip bizim topraklarımıza geliyor, evimize yerleşiyor filan. Öyle bir şey de yok. Seçip almadığı, değerlendirip seçip almadığı hiçbir göçmen yok bu ülkelerin. Buna rağmen... O zaman net bir şey yapacaksınız. Marjinal partilerle, ırkçı partilerle aranızda net bir mesafe koyacaksınız. Velev ki onlara yönelik kamuoyunda destek devam ediyor. O desteği normal, ne derler ona, onun desteği normalleştirmek yerine bunun normal bir şey olmadığına onlara ikna etmeniz gerekiyor. Ha, liderlik zayıf, böyle bir ikna gücüm yok. O zaman o partilerin elindeki malzemeyi alayım. Alamıyorsunuz çünkü o malzemenin sahibi onlar. Irkçılığı böyle yumuşatıp kendi uhdenize aldığınızda öbür taraftaki gerçek ırkçılığı ortadan kaldıramıyorsunuz. Onu normalleştiriyorsunuz. Adam diyor ki, sen ana akım parti olarak bu kadar milliyetçiysen, o da biraz o kadar ırkçı olsun, ne var ki bunda diyor. Şimdi bir de iktidardaysanız eğer ve işinizin gereğini de tatmin edici bir biçimde yapmıyorsanız, doğru yapabilirsiniz ama tatmin etmek başka bir şey, yapmıyorsanız o zaman insanlar sizden kopup sizin normalleştirdiğiniz aşırı sağa doğru kayabiliyorlar. Şimdi Almanya bunun farkında ve sonradan yaptığı açıklamalar, Mesut Özil olayını hatırlayın, orada yapılan açıklamalar resmi ağızlardan filan Erdoğan'ın bakışını da biraz değiştirdi benim anladığım. En azından ihtiyatlı bir iyimserliği var şu anda Almanya'ya karşı. Bunu da deklare etti, dile getirdi. Şu Alman medyasına baktım gelmeden. Onlar da şey, Erdoğan işte ağız değiştirdi. Eskiden işte böyle diyordu, şimdi böyle diyordu. Bizde de hiçbir değişiklik yok. Vallahi biz hep aynıyız. Yok öyle bir şey. Bunu yazan gazetelerin bir haftalık, son bir hafta ya da son üç aylık yayınlarına bakalım. Bir de altı ay öncesinden başlayarak geriye doğru bir üç aylık yayınına bakalım. Türkiye hakkında ne yazıyorlar diye. Eğer Almanya'da ırkçılık, şimdi ismini telaffuz edemeyeceğim bir şehirde ciddi bir ırkçılık başlamıştı hatırlarsanız. Bir Alman bir kavgaya karışıyor. Göçmenlerin olduğu bir grupla kavga ediyor ve öldürülüyor.
Öldüren kim? Göçmen ne zaman gelmiş? Allah bilir, belki babası orada doğmuş yani adamın, ama Alman değil. Onlardan da kimin öldürdüğü belli değil. Buna rağmen bir isyan oldu ve şehirde olağanüstü hal ilan ettiler fiilen. Şimdi bunlar yaşanmasaydı acaba Almanya böyle bir laf kendisi ağız değiştirir miydi? Hiç kimse bunu sorgulamıyor. Almanların adetidir o. Kendilerini sorgulamaz. Nasıl Trump kendini sorgulamıyor? Ben her şeyi çok iyi yaptım. Ne var ki bunda filan diyor. Almanlar diyor ki bizde bir değişiklik yok. Erdoğan değişti. Şimdi ona da hani rahmetli Erbakan'ın ifadesiyle hadi canım demek lazım. Ama mesele bu değil artık. Bunlara gülüp geçiyoruz. Mesele şu anda yapılacak olan görüşme. Şimdi Almanlar ne diyorlar? Baktım ben biraz. Aslında bir haftadır konuşuyorlar. Bir hafta değil, iki haftadır konuşuyorlar. Türkiye'ye gelecek, Erdoğan Türkiye'ye gelecek. Aman ne olacak, nasıl karşılanacak? Kim katılacak, kim katılmayacak? Programı nedir? 15 gündür medyanın gündeminde Erdoğan var. Birleşmiş Milletler bile o kadar gündem olmadı yani net. Neden? Çünkü 3 milyona yakın Türk nüfus var. İşte 10 milyona yakın ya da yok 10 milyondan biraz daha az, o Fransa'da biraz daha fazla. 5 milyon civarında Müslüman nüfus var. Sonuçta Türkler Müslüman nüfusun şeyi birinci sırasında geliyor. Ve bunlar bir şekilde etkiliyorlar toplumu. Ve haliyle evlilikler var, akrabalıklar var, işte iş ortaklıkları var, var oğlu var. O kadar çok iç içe geçmiş ki. Bunları da artık yavaş yavaş dikkate alıyorlar. Çünkü Almanya Türkiye'ye karşı ne kadar milliyetçileşirse, içerideki Türklerle bağını da o kadar koparıyor, farkında değil. Mesut Özil de bunun farkına vardı. Bir taraftan da şuna bakıyor. Evet, bize hep şunu söylüyorlar. Aynı az önceki mantıkla. Türkiye ihracatının büyük bir kısmını Almanya'ya yapıyor. Bak, bize satamazsanız, biz almazsak kötü duruma düşersiniz ha diyor. İyi de bir yana tersinden düşünelim. Almanya'da üretiminin ve ihtiyacının çoğunu Türkiye'den karşılıyor. Neden? Türkiye çok seviyor ve 25 euro sent daha fazla mı veriyor? Hayır. Daha uygun, daha ekonomik mal ettiği için Türkiye'den alıyor. Daha kolayına geldiği için Türkiye'den alıyor. Yani bizim ihtiyacımız varsa onun da ihtiyacı var. Dolayısıyla şimdi Erdoğan Türkiye'deki 7100 civarında Alman şirketi var Türkiye'de. Onların yatırımlarının arttırılmasını isteyecek. Sayılarının arttırılmasını isteyecek. Sayıları artarken sermayelerinin de artmasını isteyecek. Bunları isterken de boşuna istemeyecek. Türkiye'deki avantajları onlara sunacak. Almanya'nın elinde söylediği sadece bir tek şey var. Almanların söylediği siyaseten. Ekonomik olarak hiçbir şey söylemiyorlar. Ekonomik olarak tam tersi. Göçün durdurulması, yönetilmesi, ekonomik aktivitenin devam ettirilmesi, Türkiye'nin üretim maliyetleri Almanya'ya göre çok çok daha düşmüş olduğu için onlar için zaten vazgeçilemesi, şöyle bir kartları yok ellerinde. Ve bütün bunlar yapılırken aynı anda Türkiye'nin ekonomik olarak fazladan da bir destek Türkiye'ye sağlanması. Almanya bunu yapabilir. Evet. Almanya bunu bugün yapmadığında yarın daha büyük maliyetli sorunlarla karşılaşacağını da biliyor. O yüzden bunları hatırlatacak. İşin işte efendim insan hakları, yargı, ya arkadaş zaten Avrupa Birliği ile konuştuk, yargı reformlarını yapıyoruz. Yargı konusundaki tek sorunumuz ne? FETÖ'cüleri içeri atmak. Efendim o gazeteciydi, FETÖ'cüydü, yok Alman vatandaşıydı. Bunlar bana göre gerçekten kendi adıma söylüyorum teferruat. Çünkü bir adamın hangi meslekten olursa olsun, ne iş yaptığı, hangi mesleğe, hangi karta sahip olduğu değil, hangi işini nasıl yaptığı önemlidir. O yüzden gazeteciliğini FETÖ'nün propagandasına dönüştürüp terör örgütüne alet ediyorsa ya da başka bir terör örgütünün, PKK'nın mesela. Şimdi biz buna gazeteci mi diyeceğiz? Mesleğini terör örgütüne kullandırtan bir adam mı diyeceğiz? O yüzden bunlarda biraz zor anlaşırız. Çünkü bu Türkiye'ye baskı aracı olarak kullanıyor. Türkiye'nin sorunu yok mu? Eğer olmasaydı yargı reformu yapıyoruz demezdi. O yüzden o da Türkiye'de kendi sorunlarını çözme konusunda bir adım atacak.